Evet, 24 Haziran 2016. Burası Niğde ilimize bağlı. Kemerhisar Abdiba mevkiindeyiz. Hatta da Kemerhisar merkezde Kilitaş mevki bölgesinde oturan evi olan Sayın Ali Ay Beyefendinin Altay Ceviz Bahçesi'ndeyiz. 65 adet ceviz dikmişler ve 2 yıllık bir ceviz bahçesi. İkinci yılını yaşıyor. Ve eşleri Emine. Ay hanımefendi birazdan bahçemizi gezdirecek, bize tanıtacak. Ali Bey şu an burada olmadığı için beraber gezemiyoruz haliyle. Evet, şimdi ben öncelikle bahçeyi şöyle bir çekiyorum. Altay cevizi. Biraz bahçede tabii ot olduğu için, otla kontrast yaratmadığı için bahçede ağaçlar görünmeyle alakalı sorun yaşayabiliyor ama yakın zoomlarsak şöyle. Şöyle. Evet. Evet, ağaçlarımızı nasıl biliyorsunuz? Görüntüsü nasıl? Ağaçlarımız şu anda çok güzel. Evet. Ali Bey'in oğlu bu arada. Oğlunuz, evet. Ali olmadığı için ben bakıyorum. Evet, şu an burada suyunu yok diyorsunuz. Falan ben veriyorum. Yakında gelecek diyorsunuz, evet. Kışa inşallah gelecek. Nasıl rekor gelişim, nasıl bir durum ya toprak toprakta? Kabarttı. Kabarttı diyorsunuz. Ha, kabarttı. Otlar kolay yolunuyor diyorsunuz. Yani otlar falan kolay. Su istemesiyle alakalı durum nedir efendim? Suyu da 15 günde falan veriyorum. Toprağınız suları. Nasıl toprak? Toprağımız pek şey, sert bir toprak zannedersem. Sert bir toprak diyorsunuz ve kabartıyor. Evet. Kuru olmazsa bir şey yetişmiyor. Rekor gelişim sayesinde bunu kabartıyoruz haliyle. Gelelim bahçemize. Şimdi ben Altay Ceviz Bahçesi. Bununla alakalı bunu siz 2015'te dikin bu. Evet. 2015. Şu an 2016'dayız. Dolayısıyla ikinci yaprağını açtı. Öncelikle üreticilerimizin bilgisi olsun diye ben şunu sormak istiyorum sizlere. Bu 2 yıl içerisinde iklim nasıl gitti? Geçen yıl bu sene nasıl gitti? İklim bu çok bölgede. Soğuktu. Şimdi çok soğuktu. Hem bu sene hem geçen sene don oldu yani. Don vardı, evet. Evet. Peki bahçemizin bu donla alakalı durumu ne oldu bu bahçede? Birkaç tane ceviz haricinde soğuk alan oldu ama diğerlerinde bir zarar görmedim. Soğuk görmediniz. Görmedim. Bu seneki soğuklarda ne oldu efendim? İşte birkaç tanesi. Yine olmadı. Geçen yılki soğuklarda da aynı şekilde. Ha, aynı şekilde. Ya çok bir kaybınız çok olmadı yani. Evet, olmadı. Çok güzel. Ve bakıyoruz. Bakın bize şöyle. Hep dışarıdan ekmeyin, Altay falan ekmeyin denildi. Öyle mi dediler? Ha, ekmeyin denildi. Ama ektiniz yani. Evet, şimdi şu an ben size şöyle söyleyeyim. Tabii ki 2 yaşında, ikinci yaşını yaşıyor. Ağaçlarımız oldukça sağlıklı. Buyurun gelelim, yürüyelim. Bakın bu dondan etkilenmiş olan sanırım bir tanesi, doğru mudur? Evet. Bunu zannedersem sonradan dikmiştik. Öyle mi? Tutmadı, sonradan şey yaptı. Ha, bu tutmayanlardan diyorsunuz ve sonradan. Sonradan diktiniz. Bunu ne zaman diktiniz? Bu sene. Bu senenin evet, şey diyorsunuz. Ve gördüğünüz sürgün bu şekilde. Havalar burada ne zaman ısındı? Nisan'da ısınmaya başladı. Nisan'da. Hı-hı. Ama çok sıcak gitmedi herhalde, değil çok mi? Sıcak gitmedi. Son zamanlarda şey oldu. Devam edelim, buyurun. Ağaçlarımızın sağlığına bakalım. Evet, Altay cevizimiz. Yaprak kalitesi nasıl? Yapraklar şu anda iyi. Evet. Şuradan bakıyoruz şöyle. Sürgünümüz 1 metreden fazla şu anda. 2016 sürgünleri. Doğru mudur? Aha. Evet, şu an itibariyle. Şu kadar falandı geçen yıl. Evet, geçen yıl bu şekilde. Şu an ağaçlarımızın sağlığı yerinde. İkinci yaşını yaşıyor. Daha biliyorsunuz Temmuz sürgünleri yeni başlayacak. Evet, daha onlar. Dolayısıyla asıl sürgün bundan sonra başlayacak, devam edecek. Şu an sağlığı yerinde. Buyurun gezelim böyle. Benim hoşuma gitti bu sene sürgünler. Evet. Büyümesi. Bu sene daha iyi. Zaten şöyle diyeyim ben. Birinci yıl köklenmeye gider. İkinci yılda boy atar. Dolayısıyla hemen eşim zaten resmi istiyor. Resmi ha, resim çekip istiyor. Bana gönderin. Şimdi eşinize ben bunu zaten şey yapacağım, merak etmeyin. O internetten izler. Zaten özellikle bakın ağacımıza bakıyoruz. Şu an itibariyle yaklaşık 70 santim boyu olan ve bu sene 50 santim sürgün atmış bir ağacımız haliyle. Şöyle bahçeyi ben i̇şte çekiyorum. Maşallah bu kadardı. Şu kadardı geçen sene. Evet. İşte birinci yıl köklenme yaptı. Bu arada Ali Bey'in akrabaları da burada. Arkadaşlar bu şekilde. Evet, kızınız da bu şekilde. Çok güzel. Buyurun gelin. Ali Bey'in görevi burası dışarıda. Yani şehir dışında olduğu için. Sağ olsun. Bakıyoruz. Evet. Evet. Durum bu şekilde. Nasıl sağlığı gözüküyor sizce? Sağlık. Sağlık güzel. Mutlusunuz yani. Yani Ali Bey'e sağ salim teslim edeceğim diyorsunuz. İnşallah. Bu şekilde. Bir ay daha atlasaydık. Peki ceviz içini bilen var mı etrafta? Burada
pek ceviz işi pek yapan yok. Meraklı yeni. Çok mu peki? Bakıyorlar mı? Nasıl? Meraklı. Takip ediyorlar şu anda. Takip ediyorlar. Dolayısıyla bu anlamda şu an için durum güzel. Yani genel olarak hani tabii ki ne kadar verim verir durumu nedir? Evet, bu tamamen cinsle alakalı olan bir konudur haliyle. Ancak gelişim ile alakalı durumu şu anda sağlığı yerinde. Sıhhati yerinde. Ağaçlarımız güzel. Şöyle geçiyoruz. Şu sıradan bakın şöyle. Bir de sıradan çekelim böyle. Ağaçlarımız bu şekilde. 65 adet. 5'e 5 dikim sanırım. Dikim sıklığı. Evet 5'e 5 dikmişsiniz. Evet. Bu şekilde. Tamam. Şimdi bak bakayım böyle. Ha. Peki toprakla alakalı kabalık dedik ama bir şey olsaydı toprağı nasıl gevşettiğiyle alakalı bir çapalama şansınız var mıydı acaba? Çapalıyoruz. Yok yok yani yumuşaklığıyla alakalı. Malum rekor gelişim Türkiye'de toprak kalitesini en iyi artıran üründür. Toprağı gevşeten bir üründür haliyle, çözen bir üründür haliyle. Yani bunu rahatlıkla görüyorsunuz ya. Çünkü atmadığınız başka neler var burada? Kullanmadığınız? Kullanmadım. Bir sürü meyve ağaçlarınız var. Mesela ben şu bahçeye bakıyorum böyle. Burası sizin bahçe haliyle. Ve burada da ağaçlar var. Buranın da altını kazıyorsunuz. Peki buradaki otlar öyle kendi kendine kolayca çıkıyor mu? Onu ya da bilmiyorum. Çapalama kolay oluyor mu haliyle? Bahçemiz güzel çapalıyor. Kendi bahçeniz kabarıyor. Attığınız yerler kabarıyor diyorsunuz. Evet. Cevizleri attım. Elma ağaçlarını attım. Evet. Elmaları da verdiniz. Buyurun elmaları gezelim o zaman bir de. Gelin böyle. Bu bölge elma yetişen bölge. Niğde bölgesi malum elma bölgesi haliyle. Sürgünlerimiz nasıl acaba? Elmalarımız da bu sene boyattı. Boyattı diyorsunuz. Sürgün attılar diyorsunuz. Elma işini bilirsiniz. Bu bölgede elma yetişiyor çünkü. Elma burada yetişiyor. Yetişiyor haliyle. Nasıl yani bu elmaya göre nasıl durum? Bu da mı geçen sene dikildi? Aynı işte. Beraber diktiniz. Bahçeyi aynı. Beraber diktiniz haliyle. Gelin buyurun bakalım şöyle. Elmaların sürgünlerine bakalım. Elmalarımızın sürgünleri gayet iyi. Tabii bahçenizi sürdürmeniz gerekiyor. Bu otlu bir bahçe. Örnek değil haliyle. O yüzden ama önemli değil. Çok hani o kadar şey yapmayın ama tabii sinektir, böcektir vesaire onları daha da korursunuz onlardan. Çünkü otlu bahçe. Sürgünler bu şekilde. Sürgün nasıl şu anki durumu? Bu da gayet güzel sürgün. Güzel. Memnunsunuz yani. Evet. Evet rekor gelişim müşterimiz Sayın Ali Aybey'in bahçesindeyiz. Eşleri bahçesini gezdirdiler. 24 Haziran 2016. Burası Niğde'mizin Kemerhisar ilçesindeyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. Rekora. Rekora teşekkür ederiz. Of, sağ olun.